Okulda defterime sırama ağaçlara yazarım adımı. Okunmuş yapraklara, bembeyaz sayfalara yazarım adımı. Yaldızlı imgelere, toplara, tüfeklere kraldarım tacına. En güzel gecelere, günün ak ekmeğine yazarım adımı. Tarlalara ve ufka, kuşların kanadına, gölgede değirmene yazarım. Uyanmış patikaya, serilip giden yola, hınca hınç meydanlara adını. Değerli arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Değerli İzmirliler, yurtseverler, değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada 10. kez toplanıyoruz. Her cumartesi günü saat 13'te buradayız. Her cumartesi saat 13'te buradayız. Vardiya bizde İzmir sessiz çığlık olarak cezaevindeki yurtseverler için, kendimiz için, çocuklarımız için, geleceğimiz için, Türkiye için seslenmek istiyoruz. Cezaevinde bilim adamları, gazeteciler, askerler, her meslekten insanlar var. Bu insanlar sahte delillerle, sahte belgelerle, üretilmiş CD'lerle cezaevlerine tutuluyorlar. Suçlamalar son derece ağır. Bir yurtsever için, statüsü ne olursa olsun, asker, sivil, bilim adamı, bir yurtsever için hain olmak, terörist olmak, casus olmak, fuhuş çetesi kurmak, bunlar asla dayanılabilecek suçlamalar değil. Ne silahlı kuvvetlerine, ne milletvekillerine, hiçbir insana sabit deliller olmadan, hukuki deliller olmadan böyle bir suçlama yapılamaz. Bunu bir vicdan, bunu bir insan, varsa inanışı, bir inanışı olan insan kabul edemez. Masumiyet karinesi diyoruz. Hiç kimse suçsuzluğunu ispatlamak zorunda değil. Kim suç atıyorsa, kim suçluyorsa o bunu ispat etmekle görevli. Suçluluğu hükmen sabit olunca kadar hiç kimse suçlu sayılamaz. Cezaevindeki insanlar, hayatlarını içe saymış askerler, bir sürü buluş sahibi olmuş bilim adamları, cerrahlar, onlarca kitap yazmış gazeteciler, her meslekten insanlar, buluş yapmış insanlar var. Filo komutanları, genelkurmay başkanı. Düşünebiliyor musunuz? Genelkurmay başkanı, generaller, amiraller, subaylar, astsubaylar, uzman çavuşlarına kadar, sivil memura kadar, herkes bilim insanlar için, o suçlama yapan insanlar için, bunlar hainlikle, casuslukla suçlanıyor, terörle suçlanıyor. Bu suçlamaya maruz kalan insanlar, hiçbir korkuları olmaksızın geldiler, adalete ifade verdiler. Kaçmadılar. Çünkü suçsuz olduklarına yürekten inanıyorlardı. Biz de onların suçsuz olduğuna yürekten inandığımız için buradayız. Bu olaylar sadece cezaevindeki insanlarla ilgili değildir.
Onların aileleri, yakınları, sevenleri, meslektaşları, Türk hükümeti vatandaşları var. Bu iftiralar, bu kurmaca, bu komplo teorileri Türk hükümet tarihine kara bir leke olarak geçecektir. Bugüne kadar yaptıkları hiçbir şeyi ispatlayamadılar. Attıkları iftiraları ispatlayamadılar. Türkiye ve yurt dışından bilirkişi raporlarıyla bunların hepsi çürütüldü. İddialarla ilgili herhangi bir parmak izi dahi yok. Islak imza yok. Hiçbir imza yok. Bu yürek paralayıcı olaylar devam ettikçe bizler eylemlerimize devam edeceğiz. Demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Ama yüreklerimiz dayanmıyor. Yüreği dayanmayan bir anne de Cumhurbaşkanımıza mektup yazmış. Ve mektubu şimdi size arkadaşımız Filiz Timurlenk okuyacak. Bir anne evladı için neler söylüyor Cumhurbaşkanımıza bilgi veriyor. Değerli İzmirliler, sizlerle Bayros tutuklusu Albay Yasin Türkiye'nin annesi, annesinin Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'e yazdığı mektubu paylaşmak istiyorum. Ben 65 yaşında bir anneyim. 6 çocuklu bir anne babanın en büyük evladıyım. Ancak 4. sınıfa kadar okudum. Oğlum 2003-2006 yılları arasında İspanya'da görevliydi. Biz hukuku çocuğumuzun yurt dışında olduğuna inandıramadık. Yurt dışından darbeye nasıl teşebbüs edilir? Oğlum harp okulunu ve harp akademisini dereceyle bitirdi. Amerika'da master, Boğaziçi Üniversitesi'nde endüstri mühendisi olarak doktora yaptı. 3 tane yabancı dili var. Bu eğitimi memlekete hizmet için aldı. Ama şimdi darbeye teşebbüsten tutuklu. Eşim çocuklarının rızkını 26 sene seyyar satıcılık yaparak kazandı. 20 senede taksicilik yaptı. 3 evladına yüksek okulu okuttu. Biz dünyanın en mutlu anne babasıydık. Ta 15 ay öncesine kadar. Artık hayatımız bir kabus oldu. Şimdi ben de oğlumun resmini alıp Sakarya Caddesi'nde oturuyorum. Birileri görüp sesimizi duysun diye. 75 yaşındaki babası ile 65 yaşında ben annesi, yavrumuzun özgür olması için Rabbimize dua ediyoruz. Bunları sizi üzmek için yazmadım. Dertler paylaştıkça azalır. Sıkıntılarımızı paylaşmak istedim. Ben de Kadriye Türker annemizin sesi olmaktan onur duyuyorum. Hepiniz adına saygıyla ellerinden öpüyorum. Vardiya Bizde İzmir platformu. Arkadaşlar, cezaevindeki yurtseverler kendilerine özel bir işlem istemiyorlar. Sadece sundukları delillerin kabul edilmesini istiyorlar. Adil yargılanmak istiyorlar. Gazeteler ve televizyon
tutuklamalarla ilgili, cezaevindekilerle ilgili çeşitli açıklamalar yapıyorlar. Haberler yapıyorlar. Bugün burada aramızda bulunan Gazeteciler Cemiyeti Federasyon Başkanı Atilla Sertel Bey'i de bu konuda bilgi vermesi için mikrofona davet ediyorum izninizle. Aslında buraya bu eylemi izlemeye ve destek vermeye gelmiştim. Kafamda hazırlanmış bir konuşma metni yok. Ama sizin yüreğiniz, sizin beyniniz, sizin düşünceleriniz zaten konuşuyor. Türkiye'de artık bir takım yalanları, bir takım iftiraları bu topluma yutturamıyorlar. Bu toplum uyanıyor. Bu toplum gerçekleri görüyor. Bunu nereden biliyorsunuz derseniz şuradan biliyorum. Ülkenin başbakanı sanki komutanları buradaki insanlar halkımız tutuklamış gibi tutukluktan ve onların özgürlüklerinin cezaevinde son bulmasından dolayı yakınmaya başladı. Şunu biliniz ki Türkiye'de kamuoyu araştırmaları Türkiye'de bu haksızlıkların artık dayanılmaz boyuta geldiğinin farkında, bilincinde. Çoğu gitti, azı kaldı. Direniyorsunuz, burada bedel ödüyorsunuz, mücadele ediyorsunuz. Sizin mücadeleniz aslında Türkiye'nin aydınlanma mücadelesidir. Türkiye'de karanlıkların yırtılması mücadelesidir. Sizin mücadeleniz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyette bir arada kardeşçe yaşama, aynı toprak ve aynı bayrak altında bir arada hangi ırktan, hangi soydan, hangi sülaleden, hangi ana babadan gelirse gelsin kardeşçe yaşama ülküsü içinde olmaktır. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü savunmaktır. Bayrağı savunmaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ü savunmaktır. Kuvayi Milli'yi savunmaktır. Bunları savunmak suçsa biz suç işliyoruz. Suç işliyoruz, suç işliyoruz. Siz bu ülkenin evlatlarısınız. Sizler Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan asla zerrece sapmamış insanlarsınız. Sahte belgelerle, sahte delillerle, üretilmiş CD'lerle, onurlu, kişilikli, baş eğmeyen, dimdik duran İnsanları cezaevine atanlar şunları bilsin ki onlar bizim onurumuzdur, onlar bizim gururumuzdur. Onlar bir tarih yazmaktadır. Bir kurtuluş savaşı mücadelesinin hangi anlama geldiğini, Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisinin ne olduğunu, kadınlara seçme seçilme hakkını vermenin, kadınların özgürleştirilmesinin, İnsanların özgürleştirilmesinin, insan hak ve özgürlüklerinin yolunu açtığının, Cumhuriyet'in kurucularının olduğunun ve onların yolundan asla ayrılmayan insanlar olduğunun bilinmesini istiyorum. Bedel ödüyor komutanların eşleri, çocukları, gazeteciler, aydınlar orada bedel ödüyor. Ama bizim için ödüyor. Halk için ödüyorlar. Bizler için ödüyorlar. Bayrağımız için, Atatürk için, Cumhuriyet için ödüyorlar. Halkımız bunun bilincine varıyor. Siz bakmayın burada bir avuç gibi göründüğümüze. Korkular yüreklerden çıktığı sürece on binlerle olabilirsiniz. 13 Aralık'ta olduğu gibi 18 Şubat'ta da Silivri'de olacaksınız. 18 Şubat'ta özgürlük yolunda attığınız her adım Türkiye'nin aydınlanması yolunda attığınız her adımdır. Bundan emin olunuz.
Asla ve asla birbirinizden kopmayınız. Ve en güzel, en iyi, bu ülkenin en mutlu günlerinin yakında olduğunu söylemek istiyorum. Sizlere sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bir insan için en kıymetli varlık yine insandır. Bir insanı karalamak, ona iftira atmak asla kabul edilebilecek bir şey değildir. Bakın, insanları suçlamak ne kadar kolay. Elektronik posta atıldı, komutanlar hapse atıldı. Bir elektronik posta ile profesörler tutuklandı. Bir elektronik posta ile gazeteciler içeri tıkıldı. Kosmik odalara girildi. Basit bir elektronik postayla donanmaya girildi. Temeller suikastçı oldu. Yüzbaşılar eroinci oldu. Bunları kabul edebiliyor musunuz? Binbaşılar pornocu oldu. Generaller terörist oldu. Subay eşleriyle iftira atıldı. Bazı askerlerimiz intihar etti. Bazı siyasilerden tutukluk sürelerinin uzun olduğu konusunda sözler duyuyoruz. Hele bu yakın zamanda bir genelkurmay başkanı terörist olamaz deniyor. Bunları söyleyenleri izliyorsunuz. Takip ediyorsunuz. Biz yurtseverler için bir tek yargı vardır. Bir tek Cumhuriyet Savcısı vardır. Silivri Savcısı, Habur Savcısı, başka bir dava savcısı olamaz. Savcı, Cumhuriyet Savcısıdır. Hakkın, hukukun yanındadır. Yargı bir bütündür. Hepimizin güvencesidir. Duruşmalarda bazı hakimler görevlerinden alındılar, başka yerlere verildiler. Sanıklar için nefsi çıkan her delilin peşinden hemen bir operasyon yapıldı. Hemen bir bahane üretildi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bütün kurumlar eşittir. Hiçbiri birinden daha üstün değildir. Bütün meslekler kutsaldır. Siz bir kurumu diğerinden üstün tutamazsınız. Birine ben kefilim. Birine ben kefilim. Öbürünü size yedirmem. Diyemezsiniz. Bu ülkede herkes namuslu, şerefli, onurlu, İtibarlı yaşamak istiyor. Onların karar almasına hiçbirimiz göz yumamayız. Arkadaşlar, öyle bir hale geldik ki suçlamak serbest. İstediğinizi suçlayabilirsiniz. Bu suçlamayı da ispat etmek zorunda değilsiniz. Buna muhatap olan sanık bunu ispatlasın. Böyle bir duruma geldik. Duruşmalarda görüyorsunuz, tarihler yanlış, rütbeler yanlış, şehir isimleri yanlış, donanmadaki gemilerin isimleri yanlış. Bunların en somut göstergesi Orhan Aykut isimli bir şahıs bu meydana gelen olaylarla ilgili ifadeler verdi. Bu düzmeceleri, bu sahte CD'leri kimlerin,
nerede, nasıl ürettiğini söyledim. Biz bütün bunların ışığında diyoruz ki bu yurtseverler suçsuzdur. Bunlara tuzak kurulmuştur. Bunlara komplo kurulmuştur. Bakınız, hala yapamamış darbe var. Bombalanmamış cami var. Düşürülmemiş B-16. Düzenlenmemiş suikast. Birbiriyle tanışmayan insanlar var. İcat edilmemiş bilgisayar teknikleri var. Bu ifadelerde, bu delillerde. Bunlar saymakla bitecek gibi değil. Biz her cumartesi saat 13'te buradayız. Sivil asker ayrımı olmaksızın hepsinin yanındayız, arkasındayız. Bu Türkiye'nin sorunudur. Bu bir siyasi mesele değildir. Ülkemizin meselesidir. Yurt dışından da sürekli uyarılar gelmekte. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden, bilim adamlarından, yurt dışındaki ciddi gazetelerden, Türkiye'de haksızlıkların yapıldığına dair haberler alıyoruz. İnsan hakları beyannamesine uyulmadığına, uluslararası hukuk kurallarına uyulmadığına dair haberler alıyoruz. Arkadaşlar, cezaevinde hayatını kaybedenler var. Hasta olanlar var. Yaşlı olanlar var. Yürüyemeyecek durumda olanlar var. Yargı önünde herkes eşittir. Ama bakıyorsunuz, bir şahsa evinde ceza çektirilebiliyor. Ona özel bir kanun çıkarılabiliyor. Biz en kısa zamanda bütün yurtseverleri aramızda görmek istiyoruz. Değerli arkadaşlarım, artık hukuksuzluğa son, yurtseverlere özgürlük diyoruz. Haftaya tekrar aynı saatte buluşmak üzere. Geldiğiniz için, bizimle olduğunuz için, bu yurtseverlerle beraber olduğunuz için sonsuz teşekkürler. Saygılar, sevgiler hepinize. Sesimizi cezaevindeki yurtseverler duysun. Yanınızdayız. Suçsuz olduğunuza yürekten inanıyoruz. Sizi seviyoruz. Siz statü için, terfi etmek için hiçbir şey beklemediniz. Daha emekliliğinizde yıllar var. İstifa ettiniz. Kuvvet komutanıydınız. Geleceğiniz parlaktı. Hiçe saydınız. Çünkü siz Mustafa Kemal'in askerlerisiniz. Statünün, mevkinin, makamın önemi yok. Bunu biliyoruz. Saygılarımla. Okulda defterime, sırama ağaçlara yazarım adımı. Okunmuş yapraklara, bembeyaz sayfalara yazarım adımı. Yaldızlı imgelere, toplara, tüfeklere, kralların tacına. En güzel gecelere, günün akbine yazarım adımı. Tarlalara ve ufka, kuşların kanadına, gölgede değirmene yazarım. Uyanmış patikaya, serilip giden yola, hınca hınç meydanlara adını.